Gol var mı ekranlarından herkese tekrar merhaba. Süper Lig ağırlıklı gideceğiz. Maalesef Premier Lig'e bu hafta FA Cup dolayısıyla ara veriliyor. FA Cup'la Cup ilgili evet yorumlamak isterdik ama çok yedek ağırlıklı kadrolar falan çıkıyor. Hani onu konuşabileceğimiz bir data mevcut değil elimizde. O yüzden de FA Cup'la ilgili o sürpriz kadrolara çok fazla yorum yapmamak için Premier Lig ve birkaç lig ağırlıklı bu hafta aldık. Ee, tabii lig her geçen hafta daha güzelleşiyor onu söyleyebilirim. Ee, tabii rekabetin e, saha dışı boyutu da mutlaka geçen hafta çok konuşuldu. Ee, yavaş yavaş simülasyona başlayalım. Tabii maçları da benim de takip ettiğim e, gol var mı uygulamasını sizler de indirirseniz çok seviniriz. Şöyle şuraya mı bırakayım? Buraya. 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 Şöyle iyi mi? Tamam tam şuraya bırak. Haftanın açılış maçı Beşiktaş-Alanya spor. Beşiktaş'ta tabii eksiklikler var. Bunlar çok önemli bence. Çünkü e, muhtemel kadroya baktım. E, muhtemel kadroda bir 4-4-2, Beşiktaş'ın bir 4-4-2'sinden bahsediliyor. Yani Cenk, Abubakar, Muleka bana biraz zorlanır gibi geldi. Yani hücum yönünde evet ama işin savunma yönünde bu kadro biraz problem çekebilir. İkinci yarıda belki değişikliklerle Beşiktaş sonuca gidebilir. Yani ilk yarıda Alanya biraz geçişi yapabilir gibi gözüküyor. İlk yarıda sanki Alanya skor bulup ikinci yarıda Beşiktaş eğer maçı ortak olabilirse e, olacağını düşünüyorum ama gollü geçeceğini düşünüyorum zaten ez cümle. Beşiktaş i̇şte Spor maçının. Ama yani Salih, Cesson, Muleka, Cenk, Abubakar biraz fazla hücumcu bir kadro. Rakibin özellikle geçişlerinde çok tehlike yaşatabilir. Orada bir oyuncuya dikkat çekelim. Çok fazla adından söz ettirmiyor. Ama Oğuz Aydın diye bir oyuncu var. Tam sevdiği alanları bulabilecek bir karşılaşma. Maçın sonunda biz Oğuz Aydın'dan da bahsedebiliriz. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Geçelim Hatay Spor Trabzon Spor maçına. Trabzon biraz e, düzelmeye başladı ve bu yukarı tırmanış bence bu maçta da devam edecek. Hatay Spor Trabzon Spor maçında, Trabzon Spor deplasmanda da olsa kazanacak. Çünkü Hatay Spor'un taktiksel sadakat anlamında sahaya çok fazla varlık koyamıyorlar. Yani e, bunu 90 dakika yapabilen bir takım değil. Daha herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor Hatay'da. E, bu da zaten puan tablosunu onları e, çok e, sonlara doğru itti. Ben Trabzon'un çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Trabzonspor kazanır. Ankara gücü Gaziantep Spor. Gaziantep PK maçına geçelim. E, Ankara gücünün oyununu sene başından bu yana hep e, beğendiğimi belirttim. Çünkü gerçekten ne oynadığını bilen sayılı takımlardan biri Ankara gücü. Gaziantep ise yani Erol Hoca da gittikten sonra işte İsmail Hoca söylentileri var. Bilmiyorum ne zaman gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek onu bilemiyoruz ama ben Ankara gücünün bu maçtan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Geçelim liderin karşılaşmasına. Giresun Galatasaray maçına. Açıkçası bu maçla ilgili üzüntüm şu. Giresun da ligde ne oynadığını bildiğimiz takımlardan biri ama Alexis Perez yok, Campuzano yok, Meya yok. Eli kolu bağlı kaldı Hakan Keleş Hoca'nın. Yoksa çok çok güzel bir maç olabilirdi bu maç. Tabii ki belli de olmaz oyuna çok ciddi bir karakter de koyabilir yerini oynayan oyuncular ama bu oyuncular çok merkezi tutan oyuncular. Yani Campuzano, Meia, Me, 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 ya, diğer tarafta e, stoper, sol stoper, Alexis Perez. Ligin en değerli 5 stoperinden belki 3 belki 5 stoperinden biri. E, onlardan yoksun bir şekilde karşılaşmaya başlamak çok e, kolay değil. Galatasaray açısından şöyle bir avantaj da var. Sağ tarafta işte Hayrullah, sol tarafta Alper. Galatasaray'ın kenar oyuncularının biraz daha yıldızlaşacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Giresun deplasmanında zor olması beklenen maçının Galatasaray'ın lehine sonuçlanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına geçelim. Fenerbahçe kazanıyor, Fenerbahçe kazanıyor ama Fenerbahçe oyun olarak umut vermiyor. Fenerbahçe ne yapması lazım? Cesun bence biraz inadından vazgeçmesi lazım. Kasımpaşa'yı Fenerbahçe yenebilir mi? Yenebilir ama Fenerbahçe için ben artık şu maçı net kazanır diye yorumlamak benim için çok güç. Çünkü Fenerbahçe orta sahada özellikle sayısal üstünlüğü yakalamakta problem çekiyor. Arda Güler'i hoca oynatmıyor. o ile ilgili orada da kullanıyor. Stoperlerin arasına giriyor. Defalarca anlattık dilimizde tüy bitti. O yüzden bu karşılaşmanın gollü bir karşılaşma oldukça gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hiç alt liglerden almadık diye eleştiriler de geliyor tabi bu hafta. Öyle bir bandırma spor maçını almak istedim. Çünkü bandırma sporu Süper Lig'de görmek isterim. Bir bandırma spor maçına da gitmeyi çok istiyorum bu arada. Bir içeride olan maça, bahar aylarında bandırma çok güzeldir çünkü. Bir baharda bir bandırma seyahati yapıp orada belki bandırmanın Süper Lig'e çıktığı maça denk getiririz inşallah. Çünkü gelmesini istediğim, temenni ettiğim takımlardan biri. Çünkü taraftar gücü olan takımların ben Süper Lig'e gelmesini istiyorum. Göztepe bandırma spor maçında... E tabii ki keşke Göztepe'de gelse diyoruz ama Göztepe'den o işi alamıyoruz maalesef. E, o yüzden Bandırmanın Göztepe deplasmanından puansız ayrılmayacağını, hatta galip geleceğini düşünüyorum. Geçelim Serie A'ya da biraz gidelim, İtalya'ya gidelim biraz çizmeye. Cremonese Inter maçında ne olabilir? E, Inter'in tabii ki Napoli'nin muhteşem bir oyunu var, kabulüm. E, ama Inter de Serie A'da en azından oyun gücü olarak e, bu sene iyi şeyler yapan, birkaç senedir hatta iyi şeyler yapan bir takım. Ben deplasmanda da olsa Inter'in galip geleceğini düşünüyorum. Yine Serie A'dan Napoli-Roma maçına geçelim. Napoli haftalardır kazanıyor. Çok ciddi bir seriyi yakaladı. Ama ben bu oyunu, harika oyunu çok beğenmeme rağmen Bazen aksilikler olur sahada. Bunun olabilme riskini düşünerekten ben bu hafta Napoli kazanır diyemiyorum ama e, maç gollü bir karşılaşma olur diyorum. Napoli takılabilir. Simülasyon bitti. Simülasyon bitti ama e, sorular var mı? Sorular var. Şimdi Büşra sağ olsun her hafta hazırlıyor bize soruları, zor soruları hazırlıyor. Ama ondan öncesinde bir istirham olacak tabii o sorulara geçmeden önce. Bir like atarsanız abone olursanız çok memnun oluruz gerçekten de son dönemde bunu hep söylüyorum teşekkür etmek lazım gösterdiğiniz göstermiş olduğunuz ilgi için bize en azından motive ediyorsunuz çok teşekkür ederiz yorumlarınız ha bu haftada işte bu videonun altına yorum yaparsanız haftaya bu soruları cevaplamış olacağız o yüzden de sorularınızı da yorumlar kısmına ya da görüşlerinizi yazarsanız memnun oluruz. Like atarsanız, abone olursanız daha da memnun oluruz. Oğuzhan Kabalay, Ankara gücünden Ali Sov'u nasıl buluyorsunuz? Galatasaray, Antalya'dan Hacı'yı almak yerine Ali Sovu alsa daha faydalı olmaz mı? Görüşünüzü merak ediyorum demiş. Yani ben, ikisinin de faydalı olacağını, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iş yapan santiforlar ama onları yedek tutturmak çok kolay değil. Çünkü çok formda olan iki santifordan bahsediyoruz. Takımları için şu anda 1 iki numaralı adamlar bunlar ve dolayısıyla... Buraya geldiklerinde Icardi'nin gölgesinde kalacak adamlar olacaklar. Böyle bir handikap var. Alisov konusunda ve Hajrait konusunda olumluma e, yapabilirim diyebilirim. Haftanın simülasyonu böylelikle sona erdi. Önümüzdeki hafta simülasyonda tekrar görüşeceğiz ama Fenerbahçe'nin aldığı sol bek ve Galatasaray'ın ilgilendiği sol bek Molde'deki Lovic, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Parma sol beki onun analizleri olacak. Transfer mevsiminde çünkü oyuncu yorumlamayı çok seviyoruz, e, oyuncuları anlatmayı çok seviyoruz. En azından herkesin e, oyuncular hakkında bir intibası oluyor. E, bunu da oluşturmaya çalışacağız e, burada. Kendinize iyi bakın.